Çay içer misin? Ayşegül, ne yapıyorsun? Hesap yapıyorum. Ne hesap? Senden ve bu işten kurtulmak için kaç sene, kaç gün kesintisiz çalışmam gerektiğinin hesabı. Yeni yüzük sipariş ettim. Haftaya yollayacaklar. Hadi ama Ayşegül ya. Sen kayıt cihazını kaybettiğinde ben sana böyle mi yaptım? Yok. Daha beterini yaptın. Tamam. Özür dilerim, haklısın. Bak, bir daha yüzük falan kaybetmeyeceğim. Söz. Ama hadi artık konuşalım. Ben çok sıkıldım öyle sus pus. Aslında ben yüzüğü buldum. Aha, nerede? Vallahi bak. Şu duvarın köşesini görüyor musun? Şurada. Aşağı düşmüş. Hadi ya. Vallahi. Sen uzat parmağını. Ver takayım. Ne yapıyorsun kızım? Ya yüzük çizeceğim. Çizemez miyim? Çizeyim mi? Hadi çiz. Bu ne şimdi? Yüzük. Beğenmedin mi? Ha, kol saatin eksik kaldı. En pahalısından çizeyim şimdi. Ha? Hadi çiz bakalım. Tamam. Allah! Ye, ama ne yapıyorsun kızım yani? Sanat yapıyorum. Hadi devam edeyim. Lütfen. Ya, ya ne olacak ya? Saat ve yüzük tam 150 lira. Yapma ya. Uzat kolu bakalım. Uzat kızım. Hayır ya. Getir. Takım olsun değil mi? Ücret 250 TL. Yok ya. Allah. Öyle mi? Öyle. İyi peki. Ben sana güzel bir güneş gözlüğü çizeceğim. Yok. Evet. Olmaz kızım. Ya niye? Olmaz, hayatta olmaz. Ya çizeceğim. Ya çizeceğim. Ya git başımdan. Şişt, bana. Daha kolye çizeceğim. Kolye mi? Evet. Yok ya. Bu dünyada çeşit çeşit hikaye var Can. Kah mutlu, kah korkunç, kah enteresan. Heh, başladık gene bak. Sakın konuyu yatıra matıra getireyim deme. Ay bir dinle. Bu dünyada çeşit çeşit hikaye var. Anladık Ayşegül. Çeşit çeşit hikaye var. Çeşit çeşit de evlilik. Mutlu evlilikler var. Mutsuz evlilikler var. Sonu bilinen evlilikler var. Sonu bilinmeyen evlilikler var. Bizimkisi iyi bir evlilik. Yani en azından sözümüzde duruyoruz. Ne zaman kavga edip bavulumu toplayıp bir daha buraya dönmeyeceğim desem de... her seferinde dönüyorum.
En azından hep öyle oldu. O zaman elimizden geleni yapmaya devam. Savaşmaya devam. Ben çay alacağım. Tazeleyeyim mi? Oo, patron. Ben getiririm. Otur sen otur. Ben getiririm. Tamam. Çekiyorsun. Tamam çok korktum. Can. Ay sen giderken ben dönüyordum ya. Geç bu numaraları. Yatmaya haberin olsun. Ay. Ay, tamam korktum ya. Bravo. Çok başarılısın. Ayşegül. Tamam uzatma ya. Üf. Ayşegül. Hakkını helal et. Şakaydı. Özür dilerim. Bak. Oyuncak bu. Setten getirdim. Oradaki de ketçap. Kaldır tişört. Ayşegül ben dışarı çıkıyorum bak döndüğümde ev tertemiz olsun ha.
Tişörtüm de kirli sepetinde, onu da hallet bir zahmet. Can! Ha? Dur, dur, dur. Ben de çıkıyorum, beni atıversene. Oh ne ala ya. Oldu olacaksan da birini tutalım, o da senin işlerini halletsin. Başka türlü bu evin temizleneceği yok çünkü. Ay niçin abartıyorsun? Üf! Eve dönünce hızlı hızlı temizlerim hemen, merak etme. Ay gören de eğlenceye gidiyorum sanacak. Nereye gidiyorsun peki? Markete. Sütünüzü, yumurtanızı, bütün proteininizi alacağım Can Bey. Sen şimdi beni bırak da sonra ben dolmuşum olmuş hallederim. Bir sana özel şoförlük yapmadığımız kalmıştı yani. Üf, aman alt tarafı markete bırakacaksın ha. Aa, patron erken mi geldin? Oo Ayşegül, geç mi kaldın? Bu saatte mi geliyorsun marketten? E otobüs bekledim. Taksiye para verecek halim yok. O ne? Düğün hediyesi. Aa, bakayım. Yok, göstermem. Ya bakacağım. Kızım yok. Ya, ya niye bakacakmıyorsun ya? Ya fotoğraf işte, bir şey değil ya. Ya koy şuraya, bakacağım. Hadi. İyi ya. Yakışıklı çıkmışsın patron. Sen de çok şaşkın çıkmışsın. Şaşkındım ama. Efendim? Can, sana bir sürprizim var. Bir şey vermem lazım sana. Bugün buluşsak olur mu? Olur, tamam. Ben birazdan ararım seni, buluşuruz. Görüşürüz. Kim o? Şirketten aradılar. Uğrayacağım ben bir ara. Hadi gel girelim içeri. Ayşegülcüğüm, sen onu bırak da asıl soru şu. Bu sözleşme ne ve benim işime nasıl yarar? Ayakta kaldınız. Oturun. Ya Efe ne diyorsun ya? Bak tamam, sözleşmeyi buldunuz. Evliliğimizin sahte olduğunu anladınız, bravo. Ağzınızı kapalı tutmak için ne istiyorsunuz? Evet, yani kaç para? Vay be. Aşkım, bunların ne limanı para olmuş bak. Efe bırak bu numaraları. Kaç para istiyorsun? Para istemiyoruz tatlım. Enişte, iş teklifimizi kabul ediyorsun. Yani anlayacağın yarından tezi yok. Bizim menajerlik şirketine geçiyorsun. Ya, ya kardeşim bırak ya. Ne diyor bu ya? Ece kalk. Kalk. Bunlar her şeyi çocuk oyuncağı sanıyor. Ara bütün kanalları, gazeteleri. Ben bu sürü daha fazla içinde tutamayacağım. Yeter ya bu halkı kandırdığınız. Oturun! Tamam niye bağırıyorsun ki Ayşegül? Güzel kardeşim bak. Siz bu işleri bu kadar kolay mı sanıyorsunuz ya? Öyle ha deyince oluyor mu zannediyorsunuz? Ne anlarsın sen menajerlikten falan? Ne demek ne anlarmışız? Bal gibi anlar, niye anlamayalım? Her şeyin en iyisini siz mi biliyorsunuz yani ha? Ay yok! Ben el balayacağım! Bırak beni! Ayşe! Ah, ay bırak! Ya, bırak! Yürü! Ayşe yürü! Susma, duracağım! Şunlara bak ya! Hiç yüz yok şunlarda. Ayşegül sakin olur musun lütfen? Bir de sen sinir yapma. Neyine sakin olayım? Neyine? Ayşegül verelim ne istiyorlarsa gitsinler. Saçmalama. Daha iyi bir fikrin var mı senin acaba? Ya bana bak. Biteriz anlıyor musun?
Sanırım bize verecekleri rakam üzerinde anlaşmaya çalışıyorlar aşkım. Bana bak. Bunlar bizim iş teklifimizde dalga geçtiğine göre muhtemelen sus payı olarak sağlam bir rakamı nakit olarak kurtarırız diye düşünüyorum ben. Ay inşallah ya. Ay salam. Gel. Kayın. Şimdi biz şöyle karar verdik. Olayı şöyle çözeceğiz. Efe, Can'ın şirketinde işe başlıyor. Ne? Hepiniz doğru duydunuz. Can'ın asistanlığını yaparsın, kahvesini, çayını götürürsün, çantasını taşırsın. Ayşegül saçma. O sırada işi öğrenirsin, 3-5 kuruş para kazanırsın. Kalk Ece, kalk. Bunlar bizle dalga geçiyorlar, yürü. Kıt, dur. Satıldığını öğrendiğimde nereye gitmiştim biliyor musunuz? Karakola. Polis bana dedi ki, şikayet et, hapse atalım o alçakları. Ha? Ya. Allah kimseyi karakola düşürmesin. O kadar kötü bir yer ki. Ben de kendi kendime dedim ki, eğer karakol böyleyse bir saniye kim bilir nasıldır. Ayşegül, sen bizi hapisle mi tehdit ediyorsun şimdi? Evet! Sizin gibi gazeteye manşet vermekle mi tehdit etseydim? Arkadaş arkadaşın şantajcısıdır. Pazartesi sabah 9'da işe başlıyorsun. Eğer geç kalırsan paralarım seni. Ha bu arada maaşının %30'unu keseceğim. O da bana olan borcuna karşılık. Ya abarttın ama Ayşegül ya. Peki Ebeciğim. Sen bilirsin. Ama temiz çamaşır getirmem ben hapishaneye, haberin olsun. Orada pislikten kokarsın. Bir daha bu eve adım atarsak var ya bana da Ece deme tamam mı bundan sonra? Al benden de o kadar ya. Ece. Ne? Bana bak. Ya bu %30 tam olarak ne kadar yapıyor? Aşkım ne dedim ya? Vallahi korktum senden ha. O nasıl pazarlık etmektir ya? O nasıl tavır koymaktır? Ya kızım sen bu işi daha önce yapsaydın da evinden barkından olmasaydın bari. Ne yapalım? Kader kısmet. Hayırdır? Aman tamam saklama saklama. Ne öyle ilkokulda kopya vermeyen çocuk gibi. Hadi çabuk gel. Yemek de yeriz beraber. Bekliyorum. Hadi ben çıkıyorum. Ofise gitmem lazım. Yemek? Ben gelince yerim. Peki. Ayşegül. Hı? Al şunu. Odana mı asıyorsun? Ne yapıyorsan yap. Niye odama asayım ya? Salona asalım. Yok artık böyle salonun orta yerine. Ya ne yok artık Can? Bu bizim tek evlilik fotoğrafımız. Cık.
Olmaz kızım. Salona falan asılmaz bu. Gelen giden görür. E tamam, amacı o zaten. El alimin bizim birlikte bir fotoğrafımızı görmesi. Ayşegül, hayır dedim. Ben bunu salona astırmam böyle nal gibi. Ben asarım. Olmaz. İyi. O zaman taş, kağıt, makas oynayalım. Kim kazanırsa onun dediği olsun. Tamam be. Hadi. Bir, iki, üç. Hadi. Bu ne bu? Ne bu? Ne? Açsana şu elini. Ay üf, tamam. Böyle. Tamam. Bir, iki, üç. Makas kağıdı keser. İyi be. Ne yapıyorsan yap. Ben çıktım. Nereye gitti ki bu? Ofise dedi ama. Yeni gelmedi mi oradan? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.